Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle Trabzonspor takımımızdan Ryan Banya transfer görüşmelerinde biliyorsunuz. En son durumu sizlerle beraber şimdi bunu paylaşacağız. Muhammed Şam, Yaremçuk, Steven Alzate gibi isimlerle Trabzonspor takımımız, Cihan Çanak özellikle bu dört isimle alakalı önemli iddialar var, önemli gelişmeler var. Artı Trabzonspor takımıza Galatasaray'dan iki isim yazıldı. Tabi bunları değerlendirmemiz gerekiyor kanalımızın konsepti gereğince. Yani bu çok ihtimaller içerisinde değil ama değerlendireceğim sizlerle beraber. Mesaj atan kardeşlerimiz var çünkü. Artı Trabzonspor takımımızın ilgilenmiş olduğu gene iki tane önemli isim. Biri merkez orta saha, biri Santofor. Ve bu iki ismi de son durum ne? Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeleri aktaracağımız dolu dolu yeni bir video ile karşınızdayım videomuzu sizlerden ricam uzun zamandır hatırlatmıyorum bu videomuzu beğenmenizi bir rekor kırar mısınız bilmiyorum artı yorum yapmanızı bekliyorum arkadaşlar gene gündemi değerlendireceğimiz bir video ile başlayalım bir de yeni stoper var genç bir stoper onu da şimdi sizlere ekleyeceğim unuttuk söylemeyi şimdi Halil Dervişoğlu biliyorsunuz daha önce Hatay kiralandı Hatay'da oynadı ve Yusuf Demir bu iki ismi Trabzonspor takımıza yazdılar Şimdi e, abi olur mu Yusuf Halil Dervişoğlu'nun ne işi var? İşte Yusuf nasıl gelecek? Şimdi arkadaşlar Abdullah Avcı'nın bu iki ismi il, ile ilgilendiğinin haberi var. Şimdi Halil Dervişoğlu Santofor'da oynuyor. Sağ ve sol kanatta oynayabilen bir oyuncu. Açık ve net söyleyeyim sizlere Halil Dervişoğlu'nun gelme ihtimali çok düşük. Gelirse de bana göre büyük hata olur. Neden? Bir, Enis Tessan var. İki, Umut Bozok var. Üç, her şeyde önemlisi Poyraz var. 3 tane yerlim var senin zaten. Buraya Halil onu getirip oraya sıkıştırmanın bir anlamı yok. Ben bu haberi çok hani ihtimal dahilinde görmüyorum. Yusuf Demir evet çok yetenekli falan diyorsun. Evet ama o da yabancı statüsünde oynuyor. Yusuf Demir'in de gelme ihtimali yok. Ama Galatasaray'dan bu iki ismi Trabzonspor takımı almışlar. Mesela Görkem sağlam orta sahada oynayan Hatayspor'dan. Spor'dan. Mesela bugün bize yazmışlar. Hani olur mu bunlar ihtimaller dahil de değil diye düşünüyorum ben. Hani daha önce Samsun'dan Taylan Antalyalı yazıldı mesela sürekli bize menajerlerin tavsiyesi geliyor menajerler tarafından bize oyuncu öneriliyor ben bunun da menajerler tarafından önerildiğini bunu gazetecilerin öğrendiğini ve bunun da haber yapıldığını düşünüyorum yani çok fazla neden böyle haber çıkıyor abi neden bize böyle isimler yazılıyor çiziliyor? arkadaşlar yazılır çizilir PTT'den de atlikten de yazılır üstlükten de işte şampiyonlar ligini oynamış başka takımdan da yazılır yani yazılır. Bunlar normal önemli olan biz burada değerlendiriyoruz. Olabilecekleri, olma ihtimali yüksek olanları sizlere söylüyorum zaten ben de. Ve bu Galatasaray'dan gelen isim, bu iki isminde olma ihtimali yok. Aslında habere bile sokmamamız lazımdı. Benim düşüncem bu yorum yapıyorum. Yani yarın bir gün alırlarsa görürüz. Bu tabii ki de biraz kadro mühendisliği ile alakalı bir durum. bunun da Abdullah Avcı görecek. Steven Alsate biliyorsunuz 4 milyon euro e, bonus servis bedeli falan dendi. O dendi, bu dendi. Birçok şey dendi. Steven Azete'yi biz bir türlü bitirememiştik. Steven Azete şu an boştu arkadaşlar ve Trabzonspor takımımızın bu oyuncu için resmi oyuncuyla temas kurduğunun haberi var. Steven Azete yetenekli bir oyuncu, orta sahada oynayan bir oyuncuydu ve sizler çok istiyordunuz. Hatırlıyorum. Videolarımızda defalarca kez konuştuğumuz için net bir şekilde burada e, konuşabiliyorum. Hepiniz şunu diyordunuz. Bu adamı getirelim. Bu adam çok yetenekli. Kesinlikle gelmeli. Hatta ve hatta bu sezon içerisinde bile kaç tane arkadaşımızın sorduğunu hatırlamıyorum. Ben Steven Hazretay'ı alabilir miyiz? Gelecek miyiz? Yeni sezon onu alalım abi. Boşa çıkacak abi diyenler, kardeşim diyenler de vardı. Steven Hazretay'ı Trabzonspor takımımızın resmi teklif yaptığının haberi var. İddia. Bunu geçelim. Yurtdışı dışı basında da yazıldı bu. Bunu geçelim. Yan tarafa koyalım be. Artı Ryan Bania. İtalya'da oyuncu. İtalya pasaportu ve Parma resmen görüşmelere başladı. İlk ayrılığın ben e, ee, Ryan Banyada olma ihtimalini görüyorum. Yabancı statüsünde değil ama yabancı statüsü olarak değerlendir şey olarak konuştuğumuz hani gitmesi gerektiğini düşündüğümüz oyuncular kiralaması ama parmadan bir buçuk milyon euroluk bir bon servis gelebilir haberleri yapılmış. Bon servisiyle mi gidecek Ryan Baniye Ben Ryan Banyada kalmasını istiyorum. Bazı arkadaşlarımız gene kızıyor bana. Abi sen nasıl kalmasını istiyorsun? Arkadaşlar kalmasını istiyorum derken kiralık. Gönder kiralık. Bak bakalım gelişimine olmazsa sonra sat zaten gitsin oynasın parlasın orada İtalya'da bir oynadığın parma veya başka bir takımda Napoli diyelim işte yok Almanya'da Hoffenheim diyelim örnek veriyorum gitti oynadı arkadaşlar oynadığı dakika fiyatını 2-3'e katlar bu adamın e, bu adamın e, pasaportunda İtalya pasaportu da olduğu için şöyle bir baktığınız zamanda da hani e, e, hem yurt dışında İtalya'da da e, oynama e, durumu da var. Daha önce de oynadı. Yani şöyle bir baktığınız zaman da it, hani adama e, İtalya'ya gönderdiğin zaman Avrupa'da baktığı zaman şimdi Türk pasaportlu oynamakla İtalya pasaportlu olan olarak oynamanın gerçekten çok büyük farkları var. E, nasıl bir farkı var derseniz arkadaşlar ya transfer yaparken e, gerçekten bazı kulüpler pasaportuna, uyruğuna bakabiliyorlar ve burada yanlış anlamayın ama daha hızlı bir şekilde transfer olabiliyor yurt dışındaki e, oyuncuları kendi o çevre içerisinde. Ve İtalya'da da bir oyuncunun piyasası var. Bakın Parma'yla şu an resmi görüşme halinde. Menajeri orada. Yani bir kulüple gidip görüşmeye giriyorsa bu işi artık bitirme aşamasına geldin diyelim. Çünkü bizim kulübümüz de bu hamleleri aynısını hemen hemen yaptı. Sadece kulüplerde sıkıntı çıktı. Orada da biz sıkıntıyız. Biz para istiyoruz Ryan Bania'dan. Veyahut da kirala, kiralayalım diyoruz. Bilmiyorum artık buradaki detayı. Bu detay da çok önemli bir detay aslında. Öğrenmemiz lazım. Satacağız mı, kiralayacağız mı? Brian Banya'da da bu önemli bir detay. Muhammed Şam arkadaşlar Muhammed Şam'la alınan en son bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten teyitli bir bilgi. Herkesten çok istiyor. Bakın herkesten Muhammed Şam çok istiyor. Ve bu transferin artık uzatılmaması gerektiğini, bu transferin bitilmesi gerektiğini o da istiyor. Muhammed Şam da zaman çok kaybedildi. Hani e, benim size ne kadar doğru bir bilgi verdiğim için bir kez daha mutluyum. Vade farkı olsaydı şu ana kadar paket paketlenmişti bu transfer ama vade farkı değil para ekonomik anlamda adamlar 9-10 milyon eurolar istiyor biz 4 milyon euro verdik demiştim adamlar düşmüyor demiştim ve gördüğünüz gibi kaç ay olacak bir ay olacak bir ay olacak neredeyse hala ve hala Muhammed Şam'da olumlu bir haber gelmiyor ama en son bilgide onlardan da bir adım gelmiş artık Muhammed Şam'ın e, Tabii bize gelmek için elinden geleni yapıyor. Görüşüyor sürekli. Sürekli giriyor çıkıyor ve oyuncu çok istekli. Oyuncu çok istekli. Neden istekli olduğunu biliyorum. Onu daha sonra konuşacağız inşallah. Oyuncu çok istekli ve burada da kulübünün birazcık direncini kırmaya çalışıyor. Muhammed Şamda ve bu transferin öyle veya böyle biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, Trabzonspor takımımızda merkeze yerli bir isim aranıyor. Bakın merkeze yerli bir orta saha oyuncusu istiyor Abdullah Avcı. 8 numara oynayabilecek. 6 ve 8 ama asıl 8 numara oynayabilecek bir orta saha oyuncusu düşünüyor. Ama bu orta saha oyuncusunun bir türlü Trabzonspor takımımız hani şöyle bir düşünün. Şöyle bir bakın. Yok arkadaşlar. Türkiye'de o adamı getirelim. Burada oynasın yok. Bir tık okay var. Mi takım performansını eleştirenler olmuş ama bir tık okay var. Onun dışında okay da tam 6 numara değil. Ee, tam 6 numara değil o da. O da e, hani orta sahada bir tane oyuncumuzun yerli anlamında teknik direktörümüzün de Hani e, rotasyon anlamında da kullanabileceği bir isim ihtiyacımız var. Burada o kayasını en plana çıkan o da Avrupa Şampiyonasında aklı, o da orada şu anda. Şimdi e, önemli detaylarımız var. Geliyorum. E, önemli isimler konuşmuştuk. Trabzonspor'da Stumgratz sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki stoper David e, Afen Gruber ile ilgileniyor haberi var. E, 23 yaşındaki stoper Afen Gruber. Şimdi bu oyuncu Trabzonspor takımımızın gene Sukat ekibimizin. Araştırmalar sonucunda bulunduğunu düşünüyorum Avusturya U21 milli takım oyuncusu piyasa değeri 4 milyon euro 23 yaşında şimdi e, bu sezon toplamdaki maçına bakacağım şimdi arkadaşlar bu arada bu sezon Salzburg'da başlamış Vesoburg'da başlamış Salzburg'a geçmiş Salzburg Salzburg derken en son Stuttgart'a transfer olmuş 400 bin euro'ya 400 bin euro transfer olmuş ee, bu sezon toplamda Totalde 45 tane maç 3 tane gol 3 tane asist yapmış Bundesliga Konferans Ligi Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi derken toplamda 45 maç A Avusturya U21 Milli takımında da oynamış Bakın bu oyuncu da şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere Bu oyuncu gelecek vadeden Oyuncular arasında görüldüğü için Trabzonspor takımımızın alıp Bu oyuncuyu e sözleşmesi de elinde Alıp bu oyuncuyu daha Hani parlatıp bu oyuncu, satabilir gözüyle bakılabilir e, Squat ekibimizin bulduğu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Stumgraz takımında oynuyor 23 yaşında sözleşmesi boşa çıkıyor oyuncuyu izlemedim nasıl bir oyuncu olduğunu bilmiyorum ama yani e, ülkesinde de çok piyasası olan bir oyuncu değil belli ki e, şu anda boşa çıktı henüz kulüp bulamadı ve e, 400 bin liraya 400 bin Euro'ya transfer yapmış ee, 2021-2022 yılında ve sözleşmesi boşa çıkartmış. Tümgras takımı da öyle boş bir takım değil aslında. Sürekli Avrupa Kupalarına katılan, kendini ispatlamış bir takım ama Trabzonspor takımıza bu isim yazıldı. Tabii bu da önemli bir detaydı diye düşünüyorum. Ee, yaşı 23, boyu 1.85 oyuncunun. Bunu söyleyelim. Arkadaşlar merkez orta sahaya Guido Rodriguez'i konuşmuştuk. Bakın bu isimi unutmamanızı istiyorum. Çünkü bu isim üzerinden de bir yoklama çekiliyor. Bu isim Arjantin milli takımında oynamış. 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli görmüş. Gerçekten çok üst seviye bir üst seviye üst klasman bir oyuncu. Şimdi e, oyuncunun River Plate'de işte e, Real Betis'te oynadığını biliyorsunuz. Şu an Real Betis'in oyuncusu ve e, sözleşmesi boşa çıktı. Hem İtalyan hem Arjantin pasaportlu. 1.85 boyunda. Yaşı 30 ve Guido Rodriguez gerçekten çok iyi bir orta saha oyuncusu ve Trabzonspor takımıza önerildi ve Trabzonspor takımımız bu oyuncuyla bir ilgilendi. Yalnız bu ilgili ilgi boyutu resmi teklife geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama inşallah resmi teklife geçmiştir. Trabzonspor takımımızın merkeze alması gerektiği oyuncu tarzı bu tarz oyuncu arkadaşlar. Bu tarz bir oyuncu getirmesi lazım. Orta sahada Guido Rodriguez tekrardan söylüyorum Trabzonspor takımımızın gündeminde bulunan bir isim. Artı hemen e, Santofor'a geleceğim. Bir tane daha B planı Santofor mu artık bilmiyorum. Eğer Yaremçuk ve Onaç'u olmadığı takdirde Trabzonspor takımımızın yöneleceği bir santra formu bilmiyorum ama e, şimdi Jamirez diye bir oyuncu Raul Jamirez biliyorsunuz dün şöyle bir haber gördüm. Jamirez Beşiktaş'a gidiyor gibi bir haber gördüm. Bu oyuncu hem Trabzonspor hem Beşiktaş istiyor haberleri vardı. Ve dün transfer market olur başka e, siteler olsun bu oyuncu Beşiktaş'a yazmışlar. Ve Beşiktaş taraftarları baya, baya baya bir yoğunlaşmıştı bu oyuncu üzerinde. Dün bunu gördüm. Oyuncu iyi bir golcü. Atletico Madrid, Benfica, Wolves, Benfica, Fulham gibi takımlarda oynamış. 79 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli görmüş. Gerçekten hani e, bu sezonda 29 tane maçta 7 tane gol atmış. Premier Lig'de 24 maçta 7 tane gol atmış. Bir Santofor. Gene boyunca Trabzonspor takımımızın yöneldiği, gene Trabzonspor takımımıza yazıldığını biliyoruz ama bu isimde Beşiktaş'ın da haberi var. Bu burada Beşiktaş'ın da haberi var. Bunu da sizlerle beraber söyleyelim. Bakalım. Buradan birisi, bir şey çıkar mı? Zor bir transfer. Kolay bir transfer değil. Bu oyuncu ikna etmek de çok zor. Çünkü bir yılda satın alma opsiyonu var. Şey pardon uzatma, kulübünün opsiyonu var uzatabilir diye. Bakalım burada nasıl bir şey olacak. onaçu arkadaşlar hepinizin çok merak ettiği durum. Onatçı ve Yaremçek. Yaremçek artı Poyraz Akopo bir e, bağlantısı vardı biliyorsunuz bir takasta konuştuk. Poyraz haberlerinde tabii ki de aslında bu e, yurt dışı basını kaynaklı, yurt içi de aldı. Orada Akapo'yla bir takas düşünülebilir dendi ama bununla alakalı şu ana kadar herhangi bir resmi adım atılmadı. Merak edenler için bunu da bir yenileyelim. Yalnız biz Onaçu transferinde ya o kadar imkansızı zorladık ki %5-10'luk bir ihtimal vardı. Tamam biz bu oyuncu alamayız dedik. Arkasından gittik Yaremçuk'a. Yaremçuk'la beraber oturduk masada. Çatır 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 pazarlık yaptık. Bir baktık arkadaşlar Yaremçuk'tan şöyle bir haber geldi. Ben Avrupa Şampiyonası'na gideceğim dendi. Çat. İbre tekrardan her şey tekrardan sil baştan. Herkes bir şok. Herkes bir şok abi. Bunu söyledi Yaremçuk. Çünkü oyuncu da sıkıldı diye düşünüyorum ben. Gerçekten siz yazıyorsunuz ya abi bu kadar görüş 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 imza atma. E oyuncu da sıkılmıyor. E sıkılıyor tabii ki de. Yani burada bir şey birisi mi girdi kulübe devreye? Bir şey mi oldu bilmiyorum ama oyuncu durdu durdu durdu. O kadar görüşüldü. Yaremçuk çok istekliydi. ikna edildi. Onaylandı. Yani iki ay oldu. Ya Petkoviç transferinden bir fark yok. Bak ben size söyleyeyim. Petkoviç'te de geleceğim dedi arkasından. Petkovic bekleyeceğim dedi. Yok Türkiye yok Hırvat Kupası oynayacağım. Yok Avrupa Şampiyonası enelemeleri oynatacağız. Ondan sonra göndereceğiz derken adam gitti. E şimdi Yaremçuk'ta da aynı muhabbet. Adam bunu söyledi bir şok etkisi oldu ve orada bir durduk. Ve Yaremçuk transferinde de hala aynı noktada olduğumuzu biliyorum. Masadayız, imzadayız. Hep bu. Masadayız, imzadayız. Bu da bu şekilde. Artı Trabzonspor takımımız ona şu transferi gerçekten çok ciddi anlamda Bilinmeze doğru gidiyor o transfer. Ne olacağını hepimiz merak ediyoruz. Ee, olacak mı olmayacak mı? E, onaçu transferinde şimdi diyorlar ki mesela önemli e, kişilerle konuştuğumuzda ya almamız çok zor ama son e, dakikaya kadar kovalanacak deniliyor. Hep kafalarda bir onatçı var. Bu bize hata yaptırır mı? Bana göre yaptırır. Ben abicim alıp alamayacağımı artık bir yerde kestirmem lazım. Sanki Kamp dönemine biz bu santoforu getirebilecek miyiz? Bakın şurada kampa 12-13 gün kaldı. 12-13 gün içinde biz buraya santofor getirebileceğiz mi? Teknik direktörümüzün iskeletini bir kurmak istediğini biliyorum. Kampta ben stoperimi, merkezimi ve santoforumu getireyim dediğini biliyorum. Ama arkadaşlar şu an konuşuyoruz. Ya biz bilmiyoruz ya basın mensupları bu haberleri e, sınırlı sayıda alabiliyorlar bu dönem. Gizli yürütülüyor. 4 transfer bitti. 3 yolda cümlesi bu şekilde olmaz arkadaşlar. 3 4 transfer bitti. 3 yolda bir tanesiyle de görüşüyoruz. 8. Şu an elde var 0. 3. Evet 3 elde var. 3 pardon. Ama onun dışındaki 5 oyuncu kim? Hani nerede stoper? Nerede merkez orta saha? Nerede santofor diyorsunuz. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Haberleri yorumluyorum. Haberleri elimden geldiğince size aktarıyorum. Mesela Muhammed Şam detayını, Yaramçuk detayını, Onatçı detayını veriyoruz sizlere. İşte içeride gidecek olan oyuncuları veriyoruz sizlere. Mesela örnek vereceğim çok uzatmayacağım bu videoyu hemen kapatıyorum. Artı Fernandes mesela oyuncuya git dendi. La Liga'dan teklif geldi o dendi falan filan bir sessizlik. Bakalım ee, Trabzonspor takımımızda nasıl bir gelişme yaşayacağız neler göreceğiz göreceğiz. Ama Muhammed Şam da dediğim gibi son dakika olarak oyuncu hepimizden daha çok istekli hepimizden daha çok istekli. Bakalım artık bundan sonraki süreçte bize neler gösterecek göreceğiz arkadaşlar. Sukat ekibimizin istedikleri, kulübümüzün istedikleri, menajerlerin tavsiyeleriyle beraber bir şekilde transfer süreci devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.